Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Je desto, je umso kalıbı. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, je desto, je umso kalıbı zweiteilige konjunktion içerisinde olan bir kalıp. Şöyle ki, kabaca söylemek gerekirse ne kadar o kadar anlamına geliyor. Ve bunu yaparken arkadaşlar, komparatif kullanmamız gerekiyor. Hatırlayacak olursanız komparatif konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Ne demiştik orada arkadaşlar? İki şeyi kıyaslarken güzel, daha güzel dediğimizde, değil mi? O kullanmış olduğumuz o yapı, işte daha güzel dediğimiz o yapı komparatif kapsamında oluyor. Şimdi dilerseniz örneklerimizle ne demek istediğimi bir anlatmaya çalışayım. İlk örneğe baktığımızda man arbeitet viel, man verdient viel Geld. Evet, bariz bir şekilde ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Çok çalışılır, değil mi? Yani bir genelleme yaptığımızda üçüncü tekil olarak ele alıyorduk bunu. Öyle değil mi man? Tabii burada der man değil de bu dediğim gibi bir genelleme. Dolayısıyla çok çalışılır. İkinci cümle ne diyor? Man verdient viel Geld. Çok para kazanılır. Şimdi diyeceğiz ki ne kadar çok çalışılırsa o kadar çok para kazanılır, öyle değil mi? Şimdi bunu yaparken arkadaşlar komparatiften destek almamız lazım. Dolayısıyla bu cümleye baktığımızda arkadaşlar komparatif olarak fiil neydi? Çok, daha çok diyecek olursak ne diyorduk? Mehr diyorduk. Şimdi işin içerisine je desto kalıbını ya da je umso olarak da ele alınıyor. Ne kadar o kadar kalıbını ele alacak olursak ne diyoruz? Bakın je mehr man arbeitet, ne kadar çok çalışılırsa desto mehr verdient man Geld, o kadar çok para kazanılır. Şimdi arkadaşlar güzel Türkçeden farklı olarak daha çok şeklinde ele alınıyor Almanca'da. Dolayısıyla ne kadar daha çok çalışılırsa şeklinde ele alındığında demek ki je mehr man arbeitet şeklinde ifade ediyoruz. Bakın burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken je ile başlandığında demek ki je mehr man arbeitet, eylemimiz arbeiten ne olmuş? O ilgili cümlenin virgülden önce diyelim, değil mi? Sonuna atılıyor ve desto ile devam ettiğinde desto mehr, bakın desto'dan sonra ne oluyor demek ki? Komparatiflik devreye giriyor. Dolayısıyla desto mehr verdient man Geld, o kadar çok para kazanılır demiş oluyoruz. Şimdi bu je desto, ne kadar o kadar dedik değil mi? Desto yerine umso da diyebiliriz arkadaşlar. Burada cümle öğeleri yerli yerinde duruyor. Bu durumda je mehr man arbeitet, umso mehr verdient man Geld diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla diler desto, diler umso, hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Demek ki burayı toparladığımızda man arbeitet viel, çok çalışılır. Man verdient viel Geld, çok para kazanılır. Ne kadar çok çalışılırsa o kadar çok para kazanılır. Dolayısıyla je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man Geld, ya da je mehr man arbeitet, umso mehr verdient man Geld diyoruz. İkinci örneğe baktığımızda die Schüler lernen viel, öğrenciler çok çalışıyor. Sie sind gut auf die Prüfung vorbereitet. Onlar iyi bir şekilde, vorbereitet sein neydi arkadaşlar? Hazırlıklı olmak değil mi? Hazırlanmış olmak, hazırlıklı olmak gibi çevrilebilir. Auf die Prüfung, sınava. Dolayısıyla bakın burada gut, iyi bir şekilde sınava hazır olmak denilir. Kaldı ki Türkçe'de de, güzel Türkçemizde de öyle diyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öğrenciler ne kadar çok çalışırsa o kadar daha iyi şeklinde ele alınıyor Almanca'da. Demek ki buradaki gut ne olacak? Komparatif olarak ele alınacak. Gut komparatif de neydi arkadaşlar? Besser. Bu durumda ne diyeceğiz? Je mehr die Schüler lernen, bakın fiil ne olmuş? Mehr olmuş. Öğrenciler ne kadar çok çalışırsa je mehr die Schüler lernen, bakın virgülümü getirdim, desto besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. O kadar iyi, o kadar daha iyi deniliyor Almanca'da. Dolayısıyla o kadar daha iyi sınava hazırlanmış olurlar dediğimizde demek ki je mehr die Schüler lernen, desto besser sind sie auf die Prüfung
vorbereitet. Şimdi bu desto kalıbını umso ile de ele alabilirdik. Bu durumda ne olacaktı? Je mehr die Schüler lernen, umso besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet diyecekmişiz. Demek ki burayı toparladığımızda arkadaşlar fiil ne oluyormuş? Daha çok denildiğinde mehr gut ne olacak? Besser olacak. Dolayısıyla die Schüler lernen fiil öğrenciler çok çalışıyor. Sie sind gut auf die Prüfung vorbereitet. Onlar sınava iyi hazır dur değil mi? İyi durumdalar, hazırlanmış durumdalar. Dolayısıyla je mehr die Schüler lernen, desto besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. Ya da je mehr die Schüler lernen, umso besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Das Wetter ist kalt. Die Arbeiter ziehen sich warm an. Evet, das Wetter ist kalt, hava soğuk. Die Arbeiter ziehen sich warm an. Sich anziehen neydi arkadaşlar? Reflexiv fiil değil mi? Giyinmek demekti. Sich warm anziehen. Güzel, Türkçe'de biz ne deriz? Sıkı giyinmek deriz değil mi? Almanca'da da sıcak giyinmek deniliyor. Dolayısıyla hava soğudukça öğrenciler diyorum, çalışanlar değil mi? Die Arbeiter, çalışanlar ya da işçiler sıkı giyiniyorlar değil mi? Dolayısıyla daha sıkı giyiniyorlar diyeceğiz. Ancak şimdi burada Almanca olarak düşündüğümüzde warm, sıcak. Daha sıcak neydi? Warm, wärmer. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Je desto kalıbından destek aldığımızda je kälter das Wetter ist. Bakın kalt ne oluyor? Kälter değil mi? Desto wärmer, bakın warm ne olmuş? Wärmer, desto wärmer ziehen sich die Arbeiter an. Demek ki hava ne kadar soğuk olursa o kadar çalışanlar sıkı giyiniyor demiş oluyoruz değil mi? Bu durumda je kälter das Wetter ist, desto wärmer ziehen sich die Arbeiter an demiş oluyoruz. Desto yerine umso kalıbını da getirebiliyoruz. Bu durumda je kälter das Wetter ist, umso wärmer ziehen sich die Arbeiter an dememiz gerekiyor. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar komparatiflik. Kalt demek ki ne olacak? Kälter. Warm ne olacak arkadaşlar? Wärmer. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Man arbeitet viel, man verdient viel Geld. Demek ki burada arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Viel değil mi? Daha çok diyecek olursak ne oluyormuş? Mehr. Diğer cümlede de zaten mehr olduğundan dolayı ne kadar çok çalışılırsa o kadar çok para kazanılır diyecek olursak demek ki je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man Geld diyoruz. Desto yerine demek ki umso kalıbında kullanabiliyoruz. Bu durumda je mehr man arbeitet, umso mehr verdient man Geld demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda die Schüler lernen viel, öğrenciler çok çalışıyor. Sie sind gut auf die Prüfung vorbereitet, iyi bir şekilde sınava hazırlar dediğimizde bakın buradaki gut yerine neyi bırakacak? Besser. Fiil de yerine neyi bırakacak? Mehr. Dolayısıyla öğrenciler ne kadar çok çalışırsa o kadar sınava iyi hazırlanmış olurlar demeye getiriyoruz aslında. Bu durumda je mehr die Schüler lernen, desto besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet diyoruz. Desto yerine umso da diyebiliyormuşuz bu durumda. Je mehr die Schüler lernen, umso besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. Üçüncü örneğe baktığımızda das Wetter ist kalt, hava soğuk. Die Arbeiter ziehen sich warm an. Çalışanlar ya da işçiler değil mi? Sıkı giyiniyorlar anlamına gelen değil mi? Warm anziehen aslında sıcak giyinmek. Ancak güzel Türkçe'de ne diyormuşuz? Sıkı giyinmek değil mi? Şimdi burada kalt, soğuk, daha soğuk diyecek olursak ne olacak? Kälter. Warm ne olacak arkadaşlar? Wärmer. Bu durumda je kälter das Wetter ist, desto wärmer ziehen sich die Arbeiter an. Ya da desto yerine umso. Bu durumda je kälter das Wetter ist, umso wärmer ziehen sich die Arbeiter an diyecekmişiz. Dilerseniz şimdi doğru telaffuzuyla bu cümlelerin üstünden geçelim arkadaşlar. Man arbeitet viel, man verdient viel Geld. Man arbeitet viel, man verdient viel Geld. Je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man Geld.
Je mehr man arbeitet, desto mehr verdient man Geld. Je mehr man arbeitet, umso mehr verdient man Geld. Je mehr man arbeitet, umso mehr verdient man Geld. Die Schüler lernen viel. Sie sind gut auf die Prüfung vorbereitet. Die Schüler lernen viel. Sie sind gut auf die Prüfung vorbereitet. Je mehr die Schüler lernen, desto besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. Je mehr die Schüler lernen, desto besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. Je mehr die Schüler lernen, umso besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. Je mehr die Schüler lernen, umso besser sind sie auf die Prüfung vorbereitet. Das Wetter ist kalt. Die Arbeiter ziehen sich warm an. Das Wetter ist kalt. Die Arbeiter ziehen sich warm an. Je kälter das Wetter ist, desto wärmer ziehen sich die Arbeiter an. Je kälter das Wetter ist, desto wärmer ziehen sich die Arbeiter an. Je kälter das Wetter ist, umso wärmer ziehen sich die Arbeiter an. Je kälter das Wetter ist, umso wärmer ziehen sich die Arbeiter an. Dönce örneğe baktığımızda arkadaşlar, er kennt sie lange, sie wird wichtig für ihn cümlelerini görüyoruz. Şimdi er kennt sie lange bir erkekten bahsediyor. Kadını uzun süredir tanıyor dediğimizde demek ki er kennt sie lange diyoruz. Sie wird wichtig für ihn. Kadın adam için önemli oluyor. Değil mi? Dediğimizde für ihn erkek için. Werden bakın gelecek zamanda wird. Dolayısıyla kadın onun için önemli oluyor dediğimizde sie wird wichtig für ihn dememiz gerekiyor. Şimdi bu iki cümleyi arkadaşlar je desto kalıbına oturtacak olursak buradaki lange ne olacak? Länger, komparatif de değil mi? Lange daha uzun dediğimizde länger, wichtig ne olacak komparatif de? Wichtiger. Şimdi je desto kalıbında incelediğimizde je länger er sie kennt, desto wichtiger wird sie für ihn. Bakın, kadın, düzeltiyorum, adam kadını ne kadar uzun süre tanıyorsa o kadar ne yapıyor? Önem kazanıyor kadın adam için. Dolayısıyla, je länger er sie kennt, desto wichtiger wird sie für ihn demiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu ben desto yerine umso ile de ifade edebilirdim. Bu durumda, je länger er sie kennt, umso wichtiger wird sie für ihn dememiz gerekiyormuş. Beşinci örneğe baktığımızda mein Opa steht jeden Morgen früh auf, er hat mehr vom Tag. Dedem her sabah erkenden kalkıyor dediğimizde demek ki mein Opa steht jeden Morgen früh auf diyoruz. Er hat mehr vom Tag. Bakın bu bir kalıp gibi de düşünebiliriz arkadaşlar. Günden daha fazla faydalanıyor. Yani günün getirisinden, günün ona kattığından değil mi? Yani günden çok şey kazanmış oluyor şeklinde güzel Türkçe'yi çevirebiliriz. Dolayısıyla bakın burada ben mehr olarak yani orijinal formunda nasıl kullanılıyorsa o şekilde yazmayı uygun buldum. Yani kullanımı bu şekilde olduğundan bu şekilde yazdım. Er hat mehr vom Tag. Demek ki günden çok şey katmış oluyor kendine şeklinde ifade ediyoruz. Bu durumda şimdi iki cümleyi je desto ile ele alacak olursak je früher mein Opa jeden Morgen früh aufsteht. Bakın ne olmuş? Früh, früher olarak ele alınıyor. Bu durumda je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, desto mehr hat er vom Tag demiş oluyoruz. Oradaki mehr demek ki dediğim gibi orijinalde de o şekilde ifade edildiğinden dolayı me olarak bıraktım. Demek ki desto yerine ben umzo olarak da ifade edebiliyorum. Herhangi bir anlam kayması olmuyor. Öğeler gene yerli yerinde kalıyor. Bu durumda je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, umso mehr hat er vom Tag demiş oluyorum. Değil mi? Ve son örneğe baktığımızda arkadaşlar Kati ist wenig, sie wird dünn. Evet, Kati bu bir kadın ismi arkadaşlar. Ist wenig, az yiyor. Değil mi? Az yemek yiyor. Sie wird dünn. Dünn neydi arkadaşlar? Zayıf
Dolayısıyla o zayıf olacak. Şimdi tabii zayıflayacak deriz değil mi güzel Türkçe'de? Şimdi burada arkadaşlar wenig ve dün yapılarına baktığımızda değil mi? Sıfatlarına baktığımızda wenig ne olacak? Daha az, weniger daha az yiyor diyeceğiz değil mi? Dün zayıf, daha zayıf dediğimizde ne olacak bu da arkadaşlar? Düna şeklinde ele alınacak. Şimdi ben je desto kalıbıyla bunu ne yapıyorum? İfade ediyorum. Bu durumda je weniger Kati ist, Kati ne kadar az yerse desto düna wird sie o kadar zayıflar dediğimizde demek ki je weniger Kati ist, desto düna wird sie ya da je weniger Kati ist, umso düna wird sie demiş oluyoruz. Demek ki buradaki wird neydi arkadaşlar? Gelecek zaman az önceki görmüş olduğumuz kalıpla değil mi? Aynı. Daha zayıflayacak değil mi? Gelecek zamandan bahsediyoruz. Çünkü ne demiş oluyoruz? Kati ne kadar az yerse ne olacak? Daha zayıf olacak demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki dördüncü örnekte er kennt sie lange, o erkekten bahsediyoruz değil mi? Kadını uzun süredir tanıyor. Er kennt sie lange. Sie wird wichtig für ihn. Kadın onun için önem kazanıyor. Daha önemli oluyor diyeceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın wichtig daha önemli oluyor dediğimizde wichtiger olacak. Lange ne olacak? Länger daha uzun şeklini alacak değil mi? Lang, länger olacak. Bu durumda je länger er sie kennt, desto wichtiger wird sie für ihn demiş oluyoruz. Ya da je länger er sie kennt, umso wichtiger wird sie für ihn demiş oluyoruz demek ki arkadaşlar. Ne kadar uzun süreli tanıyorsa o kadar önem kazanıyor o onun için demiş oluyoruz. Beşinci örneğe baktığımızda mein Opa steht jeden Morgen früh auf. Dedem her sabah erkenden kalkar. Er hat mehr vom Tag. Günün ona kattığından değil mi? Günden daha çok istifade eder deriz. Öyle değil mi güzel Türkçe'de? Aynen öyle. Dolayısıyla dedem ne kadar erken kalkarsa günden daha çok istifade eder demiş oluyoruz. Bu durumda je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, desto mehr hat er vom Tag. Ya da je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, umso mehr hat er vom Tag diyoruz. Ve altıncı örnekte de Kati ist wenig, sie wird dünn. Kati az yiyor. O ne olacak? Zayıflayacak. Bu durumda Kati az yerse bir o kadar zayıflar diyeceğiz. Bu durumda je weniger Kati ist, desto dünner wird sie. Ya da je weniger Kati ist, umso düna wird sie demiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Er kennt sie lange. Sie wird wichtig für ihn. Er kennt sie lange. Sie wird wichtig für ihn. Je länger er sie kennt, desto wichtiger wird sie für ihn. Je länger er sie kennt, desto wichtiger wird sie für ihn. Je länger er sie kennt, umso wichtiger wird sie für ihn. Je länger er sie kennt, umso wichtiger wird sie für ihn. Mein Opa steht jeden Morgen früh auf. Er hat mehr vom Tag. Mein Opa steht jeden Morgen früh auf. Er hat mehr vom Tag. Je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, desto mehr hat er vom Tag. Je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, desto mehr hat er vom Tag. Je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, umso mehr hat er vom Tag. Je früher mein Opa jeden Morgen aufsteht, umso mehr hat er vom Tag. Kati ist wenig. Sie wird dünn. Kati ist wenig. Sie wird dünn. Je weniger Kati ist, desto dünner wird sie. Je weniger Kati ist, desto dünner wird sie. Je weniger Kati ist, umso dünner wird sie.
Je weniger Kathi ist, umso dünner wird sie. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde je, desto, je, umso kalıplarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.